Dövüş oyunlarının Atari salonlarında büyük ilgi görmeye başladığı 1980'li yıllarda yeni ve farklı oyunlar çıkmaya başladı. Yıllar geçtikçe teknolojinin de ilerlemesiyle oyunlar grafik ve oynanış açısından da geliştikçe daha detaylı oyunlar yapılıyordu. Bu dövüş oyunlarından en önemlisi hangisi diye sorulduğunda türün tanınmasını ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanmasını sağlayan efsane oyun Street Fighter diyebiliriz. Peki Street Fighter nasıl bu kadar başarılı oldu? Eğer video hoşunuza giderse beğen düğmesi basmayı ve abone olmayı unutmayın diyerek anlatmaya başlıyorum. İlk Street Fighter oyunu Capcom firması tarafından 1987 yılında piyasaya sürüldü. Geliştirici ekibin başında Takashi Nishiyama ve Hiroshi Matsumoto vardı. İlk oyun aslında çok başarılı bir oyun sayılmazdı ama Capcom bu oyunu deneysel bir çalışma olarak görüyordu ve 3000 kopya civarında satmıştı ilk oyun. Kendisinden önce çıkan dövüş oyunlarına benzer özellikleri vardı fakat bu oyun ilerlemeli dövüş oyunları olarak bilinen beat'em up türü oyunlar gibi değil. Competitive Fighting yani müsabakalı dövüş denilen bir yapıdaydı. Bu tarz oyunlarda rakiplerinizle belli sayıda round üzerinden mücadele ediyordunuz ve 2 round üst üste kazanan galip geliyordu. Street Fighter'ın bu ilk oyununun konusu da Enter the Dragon filminden esinlenilerek tasarlandı. Uluslararası bir dövüş turnuvasına katılan farklı ülkelerden dövüşçülerin mücadelesini konu alıyordu Street Fighter. Oyuna Ryu ve Ken isimli iki karakterden birini seçerek başlıyorduk ve karşımıza çıkan rakiplerimiz yenmeye çalışıyorduk. Oyunun en önemli özelliği ise Atari salonlarında iki kişinin birbiriyle karşılıklı mücadele edebilmesiydi. Oyuncular arası rekabet işleri daha da keyifli hale getiriyordu. Capcom da bunun önemini anlamıştı ve daha gelişmiş bir oyun yapmak istiyordu. Her karakterin kendine has hikayesi olan, daha iyi görsellere sahip ve detaylı animasyonları olan bir oyun hayal ediyordu tasarımcı Akira Yasuda ve Street Fighter 2'nin tasarımına başladı ama 1988 senesinde global bir ROM chip sıkıntısı vardı. Street Fighter'ın devam oyununu yapmak için daha gelişmiş bir sistem ihtiyacı vardı ve ellerindeki ROM chipler buna uygun olmadığından farklı bir projeye yöneldiler. Hagar olarak da bilinen Final Fight isimli oyunun yapımına başladılar. Bu projeyi yaparken hafızayı daha verimli kullanarak karakterlerin animasyonlarını oluşturmayı denediler. Eski arcade sistemlerdeki donanımın özellikleri kısıtlı olduğundan dolayı ekranda aynı anda kaç karakter çizilebileceği, bunların hareketlerinin kaç frame'den oluşacağı ve sesler, renk paleti gibi özelliklerin hepsi kısıtlıydı. Bunları dikkatle hesaplayarak tasarlamaları gerekiyordu ve Final Fight bittiğinde ses getiren başarılı bir oyun olmuştu. Daha sonra firma finansal yönden de rahatlayarak Street Fighter 2'yi yapmaya başladı. Akira Yasuda ve Akira Nishitani oyunun baş tasarımcılarıydı. Farklı oyunların yapımında rol almış, deneyimli çalışanları projeye dahil ettiler ve geliştirme süreci bu şekilde hızlandı. Oyunda 8 oynanabilir karakter ve 4 boss olacaktı. Ekibin ilk önceliği bu karakterleri tasarlamaktı ve farklı tasarımcılar farklı karakterleri tasarlamaya başladı. Yani her bir karakteri bir veya birden fazla kişi tasarlıyordu. 3 tuş yumruk ve 3 tuş tekme atmaya yarıyordu. Bunlardan bazıları az enerji götürürken hızlıydı ve bazıları da çok enerji götüren yavaş vuruş yapabildiğimiz yumruk ve tekmelerdi. O esnada Nishitani ve Yasuda farklı milletlerden karakterlerin ve dövüş stillerinin listesini yapıyorlardı. Birçok tasarım ortaya çıktı. Bunlardan bazılarını eleyerek yavaş yavaş oyuna değişik karakterleri eklemeye başladılar. Taslak çizimlere başlamadan önce hayvana benzeyen adam, asker, sumo güreşçisi gibi başlıklar belirlediler. Karakter tasarımlarında genelde gerçek kişilerden, filmlerden, anime ve mangalardan esinlenmişlerdi. Bu karakterlerin hangi ülkeden olduklarını da belirliyorlardı. Örneğin oyunun baş karakterlerinden Ryu, Kyokushin karate stilinin kurucusu Mas Oyama'dan ilham alınarak tasarlandı. Ryu'nun arkadaşı olan Ken, Amerikalı kickboksçu Joe Lewis'in bir dergiye verdiği pozdan esinlenilerek ortaya çıkmıştı. İlk Street Fighter oyununun boss karakteri olan Sagat ise aynı isimli ünlü Muay Thai şampiyonundan, Balrog karakteri eski boksör Mike Tyson'dan, Zangief ise ünlü Sovyet güreşçisi Viktor Zangiev'den örnek alınmış. Oyunda tek silah kullanan karakter ise İspanyol asıllı Matador Ninja karışımı Vega. Aslında ninja karakteri Japon olarak düşündüler ama Japonya'dan sumocu Honda ve karateci Ryu olduğu için Vega'nın İspanyol olmasına karar verdiler. Fist of the North Star animesindeki ninjalar Vega'ya örnek olmuş ve tasarımcısının söylediğine göre taslak olarak son halini alması tam 2 ay sürmüş.
Amerikalı Hava Kuvvetleri mensubu dövüşçü Gail, JoJo's Bizarre Adventure manga serisindeki Rudol von Stroheim'den, oyunun en sonunda dövüştüğümüz kötü karakter M. Bison ise Rikyo isimli mangadaki General Vashizaki'den ilham alınan karakterler. Blanka oyundaki ilginç karakterlerden biri, tasarım sırasında profesyonel güreşçi mi yoksa hayvana benzer bir dövüşçü mü olması gerektiğinde anlaşamayan ekip, kağıt taş makas yaparak Blanka'nın tasarımına karar vermiş. İlk başta rengi pembe olan Blanka çok iğrenç göründüğü için rengini yeşile çevirmişler. Sumo güreşçisi Honda ise Japon halk tiyatrosu olan kabuki tarzı yüz makyajıyla oyunun benzersiz karakterlerinden bir diğeri. Hintli dövüşçü Dalsim'in ismi Osaka'da Capcom ofisi yakınında bulunan bir Hint restoranından geliyor. Uçan Giyotin filmindeki Hintli'ye ne kadar da benziyor Dalsim. Oyundaki tek kadın karakter ise Çinli Interpol ajanı Chun-Li. Her karakterin arka plan hikayeleri var ve hikayeye nasıl dahil oldukları da anlatılmış. Oyunun Japonya sürümünde Vega, M. Bison ve Balrog isimleri farklı karakterlere verilmiş. Oyunun baş kötü karakterinin adının Vega olmasını Amerika sürümlerinde uygun görmedikleri için Vega ismini İspanyol Ninja'ya vermişler. M. Bison olarak tasarlanan boksör ise zaten Mike Tyson'dan esinlendikleri karakter. Bu ilk oyunda da Mike olarak geçen bir dövüşçü, fakat oyunda direkt Mike yazmamışlar. Bunun yerine baş harfini kullanmışlar. Tyson demek yerine de onu andıran Bison adını vermişler. Böylece karakterin adı M. Bison olmuş. Sonra da bunu Balrog olarak değiştirmişler. M. Bison ismini ise oyunun baş kötü karakterine vermişler. Yapımcılar belki de telif hakkı gibi konulardan çekindikleri için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Ama yıllar sonra bir e-spor programına katılan Mike Tyson'a sunucu bu durumdan bahsedince Balrog'un fotoğrafına bakıp "Hey, bu aynı ben" dedikten sonra "Bundan hiç haberim yoktu" diyor ve onurlandığını söylüyor. Oyunun konusu Shadowloo isimli suç örgütünün güçlü karakterleri kendi safına çekmek için düzenlediği dövüş turnuvasına katılan karakterler etrafında geçiyor. Kimi dövüşçüler para için, bazıları kendini kanıtlamak için veya suçluları ortaya çıkarmak amacıyla bu turnuvaya dahil oluyorlar. Oyundaki esas kötü karakter Shadowloo örgütünün lideri ve psişik güçleri olan M. Bison'dı ve nedense atari salonunda buna Mr. Bison derdik. Aynı şekilde Hadouken'e Aduket derdik. Oryuken'i yine biraz yakın söylemişiz. Onun da orijinali Shoryuken ve anlamı da yükselen ejder yumruğu demekmiş. Street Fighter'daki her karakterin kendine has özellikleri vardı ve geliştirici ekip bunları olabildiğince dengelemeye çalıştı. Çünkü bir karakterin bile oynanışı diğerlerinden üstün olsaydı oyundaki dengeyi tamamıyla bozabilir ve oynanışı olumsuz etki ederdi. Mesela beta testlerde Zangief'le oynayan bir oyuncunun çoğu maçı kazandığını fark eden yapımcılar bunu dengelemişler. Buna benzer çok sayıda değişiklik yapmışlar. Bir karakter kuvvetli vuruş yapıyorsa onun çok hızlı olmamasına dikkat ederken, diğer bir karakterin uzağa atabildiği özel güçleri varsa onu da bir şekilde dengelemeleri gerekiyordu. Dalsim ilk başta diğer dövüşçüler gibi tasarlanmışken karakteri geliştiren tasarımcı onun kol ve bacaklarının uzamasını istemiş ve gittikçe uzatmışlar. Diğer karakterlerden mesafe olarak daha uzağa vurabildiği için de biraz daha yavaş hareket etmesini tercih etmişler. Böylelikle her karakter kendine özgü hareketleri olan, farklı ülkeleri temsil eden renkli kişilikler olarak oyuna yansımış. Tasarım sorumlularından Akira Nishitani kendisine gelen tüm karakter tasarımcılarına olumsuz bir şey söylemek istemediğini ve birisi gelip sorduğunda "Hayır, bunu değiştir" demediğini söylüyor. Bunun sebebinin de onların yaratıcı fikirlerini köreltmek istememesi olduğunu belirtiyor. Oyunun tasarımcıları daha önce farklı oyunların ekiplerinde çalıştıkları için bu projede çalışırken birbirleriyle de tatlı bir rekabet oluşturmuşlar ve bir süre sonra "Benim karakterim daha iyi, bak bu daha güzel" gibi konuşmalar dönünce daha iyi işler ortaya çıkmaya başlamış. Oyun arcade makinelerinde 48 megabitlik bir hafızaya göre tasarlanacaktı. Bu sayede oyunun grafikleri ilk oyundan daha akıcı, karakter sprite'ları daha fazla, arka planlar detaylı ve hareketli olacaktı. Tasarımcılar o dönemde ROM board denilen şablonlar kullanıyorlardı. Bu sayede her karakterin çizimlerini oluşturan parçaların oyunun toplam hafızasından ne kadar harcadığını hesaplayabiliyorlardı. Bu tasarımları yaparken ekip o kadar sıkı çalışıyordu ki yoğun tempodan evlerine bile gitmeden masaların altında yattıkları günler olmuş. Bazı karakterlerin animasyonları oyunun hafızasından fazlasına ihtiyaç duyduğu için de karakter animasyonlarını daha az frame kullanarak yaptıkları olmuş. 32'ye 32 bloklara 16 renk paletinde sınırlı renkler kullanarak çizebiliyorlardı. Fakat o dönemde hatırlayanlar bilir, bu zamanına göre harika görünüyordu ve oyunu keyifle oynayan oyuncular bu tür detaylara hayran kalırdı. Programcılar mekanlar konusunda da gayet özverili çalışmış. Ekran kaydıkça paralaks efekti verilmiş arka plan
plandaki farklı katmanların değişik hızlarda kaydığını görüyorsunuz. Uzaklık algısı açısından göze hoş geliyor. Arka plan çizimleri de aynı şekilde ve karakterlere uygun tasarlanıyordu. Honda'nın bölümünde duvara çizilmiş Fuji Dağı ve yanında bulunan Japon bayrağının seferberlik halinde kullanılan şekli gibi her karakterin bulunduğu ülkeden esintiler taşıyan detaylar vardı. Müzikler de gayet hoş ve tempoya uygundu. Karakter animasyonlarının düzgün ve akıcı olmasına büyük önem verildi. Karakterlerin birbirlerinden hız ve kuvvet olarak farkları vardı ve her karakterin belli tuş kombinasyonlarıyla yapabildiği farklı hareketleri bulunuyordu. Street Fighter'daki dengeyi iyi sağlamak için geliştirici ekip büyük bir çaba sarf etti. Oyunda karakterlerin farklı bölgelerine vurulduğunda değişik ölçüde zarar vermeyi sağlayan bir sistem düşünmüşlerdi. Fakat bunun oyuncular için çok karmaşık olabileceğini fark ettikleri için bundan vazgeçtiler. Bunun gibi birçok fikir oyunda düşünüldü, bazıları uygulandı, bazılarını beğenmeyip çıkardılar, bazen de kendiliğinden gelişen olayları kabul ettiler. Mesela oyunda ard arda vurup kombolar yapabiliyorduk. Geliştiriciler bunun tamamen rastlantısal olduğunu ve tasarlamadıklarını söylüyorlar ama oyuna iyi bir etki kattığı için bu şekilde kalmasına karar vermişler. Street Fighter Japonya'da piyasaya sürüldüğünde ilk başta çok az satıldı fakat oyun Amerika'da oyuncularla buluştuğunda aşırı talep oldu. Arcade makinelerinde 200 binden fazla satış yaptı oyun. İkinci Street Fighter World Warrior adıyla çıktığında gelişmiş ve akıcı oynanış yapısı, dövüşçülerin özel hareketleri, birbirlerini fırlatma gibi özellikler, karakter animasyonlarının etkileyiciliği, ses ve müzikleri, bonus bölümleri ve her karakterin oyunu bitirdiğinde farklı sinematiklerle bir filmin sonuna ulaşmışız hissi vermesi ile diğer tüm dövüş oyunlarından farklı olduğunu kanıtladı ve dövüş oyun türünün standartlarına bir sürü yenilik getiren en iyi dövüş oyunlarından biri olarak adını yazdırdı. Birçok farklı dövüş oyunu Street Fighter'dan esinlenerek ortaya çıktı desek yanlış olmaz. Bununla beraber Street Fighter'ın da ikinci oyundan sonra çok sayıda devam oyunları çıktı. Bunların çoğu beğenildi. Bazıları ikinci oyunun etkisini veremediği için sönük kaldı. Bazıları da 3 boyut furyasına uyan oyunlardı. Hatta oyunun sinema filmi ve animasyon filmleri de yapıldı. Van Damme'ın oynadığı sinema filmi berbattır ama Street Fighter 2'nin animasyon filmi gerçekten kaliteli diyebilirim. Oyun 1995'te Show TV'de sunulan bir programa telefonla bağlanan çocuklar tarafından da oynanabiliyordu. Ülkemizde de 90'lı yıllarda Atari salonlarında oyun oynarken yanınıza girip kardeş bir hareketlere bakayım dedikten sonra birden dalmaya başlayan veya yanınızda oyunu izlerken yenildiğinizi görüp istersen ver geçeyim diyen ya da oyunun hacklenmiş sürümlerinde yani iki vuruşta öldüren Balrog karakterinin olduğu oyunda Balrog seçmek yok tamam mı diye pazarlık yapan oyuncularla da karşılaşanlara selamlarımı gönderiyorum. Street Fighter oyunları birçok sistem için geliştirildi ve günümüzde de serinin yeni devam oyunları yapılıyor. Oyuncuların 30 seneyi aşkın bir zaman boyunca severek oynadığı bu seri sanırım ilerleyen yıllarda da oyuncularla buluşmaya devam edecek. Eski oyuncularsa 90'lı yıllarda oynadıkları Street Fighter oyununu oynamaktan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.